bize yaşattıkları bu gurur için umuyorum seneye tabii şampiyonlukla gelirler ama fark etmez. Zaten başkanın söylediği gibi penaltılara kaldıysan şampiyonsun demektir. Evet, İstanbul Beyoğlu'nda gençler için yeni bir merkez hizmete giriyor. Akademi Beyoğlu. Düzenlenen bir törenle açılacak. Peki Akademi Beyoğlu'nun misyonu ne? Biz hemen dönelim 24 muhabiri Adem Hançer'e. Konu da Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'la konuşacak. Selamlar olsun başkana diyelim ve Adem Hançer'e sözü bırakın. Evet, Beyoğlu'nun tam merkezinde İstiklal Caddesi'nde çok önemli bir proje aslında. Hem bir kültür merkezi hem bir bilim merkezi. Yayın öncesi bizim gezme fırsatımız oldu. Şahsen çok beğendik Akademi Beyoğlu'nu. Önemli merkez, gençlere aslında gençleri herkese hitap eden bir merkez. Yanımızda Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan var. Efendim öncelikle hayırlı olsun Akademi Beyoğlu. Güzel bir bina öncelikle. Yeri çok güzel. Merkez bir yer. Gençler burada neler var? Nereye bulacaklar? Evet. Şimdi efendim şunu söyleyeyim. Yeni trend belediyecilikte kavram ve anlayış değişti. Artık eskiden belediyecilik sokak merkezliydi, cadde merkezliydi. Ne demek istiyoruz? Çöptü, çukurdu, çamurdu, binaydı, parktı, bahçeydi. Bunlar konuşuyorduk. Yıllarca bunları konuştuk. Zaten AK Parti bu konuda çok liderlik yaptı Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. Ama artık insanların beklentileri İstanbul'da, Beyoğlu'nda, ilçelerde değişti ve başka bir yere kaydı. Bu da okul merkezli, eğitim merkezli, eğitim üretim merkezli, eğitim iş merkezli, gelecek hayatını kurgulayan bir anlayışa evrildiğini söyleyebiliriz. Şimdi Akademi Beyoğlu tam da bu beklentinin, trendin orta noktasında duruyor. Akademi Beyoğlu'nda neler var? Temelde iki tane yaklaşımımız var. Birincisi şu, net söylüyorum. Sanayi 4.0. Şu demek, artık hayatımızda, çalışma hayatımızda, iş hayatımızda ama üretim olsun ama hizmet sektörü olsun fark etmiyor. Her iki alanda da sanayi 4.0, bilişim, robotların işin içerisine girdiği, yazılımların işin içerisine girdiği bir dünya var. Evet. Yani bu yazılımı, kodlamayı, robotiği, siber saldırıları bilmeden yeni iş hayatını tanımlamak mümkün değil. Bu konuda gençlerimize destek verecek atölye çalışmalarına ihtiyaç vardı. İşte Akademi Beyoğlu'nun birinci özelliği bu. İkinci özelliği ise iletişim çağındayız, görsel çağdayız. Kişilerin kendilerini ve yaptıklarını doğru ifade ediyor olması lazım. Sosyal medyada, yazılımlarla, kısa filmlerle. İşte kişinin kendisini geliştirebileceği alanlar nelerdir? Müziktir, tiyatrodur, kültürdür, sanattır, el becerisidir veya YouTuber olmadır veya dijital televizyondur veya dijital radyodur. Bunlar hayatımızda nasıl bize katkı sağlıyor? En küçük bir iş yaparken bile, küçük bir esnafsanız bile, eğer iki tane görüntü çekip de kendinizi tanıtabiliyorsanız internet ortamında e-ticaretler üzerinden iş yapmanız mümkün. Demek ki hayata hazırlanmak için gençlerin bu iki şeye ihtiyacı var. İşte Akademi Beyoğlu okulda, lisede, üniversitede alamadığımız ama hayati önem arz eden, bizi hayata bağlayacak eksik kurduğumuz sertifikasyon programlarını vermek üzere kodlandı. Şimdi Akademi Beyoğlu'nu lise ile üniversite arasında veya bu ikisinin dışında yetiştirici, tamamlayıcı bir eğitim kurumu olarak görmek lazım. Beyoğlu Belediye'miz, destekçimiz Kültür Kenti Vakfı bu işleri yapan kuruluşumuz ve aynı zamanda buradaki bütün eğitimler sertifikasyona bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan buradaki kurslara katılan ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ama partner üniversitelerimizin de işbirliğiyle bir sertifikasyonda dönebiliyor. Efendim Smart Beyoğlu uygulamasını indirmeyen onsuz giremiyoruz içeri. O da şöyle bir şey, sanayi 4.0 dediğimizde sivil hayat 4.0, yeni bir kavram geliştirdik Beyoğlu Belediyesi olarak biz. O da belediye 4.0. Belediyedeki iş ve işlemlerimizi hızlı bir şekilde zaten belediye personeli olarak yıllardır dijital üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bir de vatandaş uygulaması yaptık, tamamladık. Ona da Smart Beyoğlu diyoruz. Smart Beyoğlu'nu tabii bugün burada tanıtmayacağız. Onu da yakında basın toplantısıyla çok detaylı anlatacağız. Ama bir şeyi söyleyeyim. Smart Beyoğlu içerisinde bu aplikasyonu indirenlere bir QR kod veriyoruz. Bu QR kod bugün burada
Öğrenci olanlara öğrenci kartı vermemize gerek yok. O QR kodla buraya giriş çıkış gerçekleştirebiliyor. Bu QR kod aynı zamanda dijital bir fırsat kartı. Buradaki kafeteryamızda indirim alabiliyorsunuz. Ama sıkı durun. Yakın gelecekte Beyoğlu'nda birçok yerde bu dijital kart uygulamasıyla birçok yerde indirim de almaya başlayacaksınız. Aslında bu bir sadakat kartına dönecek. Beyoğlu'nun bütününü kuşatacak yakın zamanlarda. O da gelecek tasavvurumuz. Ama şunu da söyleyeyim. Smart Beyoğlu, Akademi Beyoğlu içerisinde hem belediye tarafını, hem esnaf tarafını, hem gençler tarafını bir araya toplayan Living Lab dediğimiz yaşayan laboratuvar mantığında iş ve işlem yapacak bir bölümünü burada kendi içinde yaşatıyor. Dolayısıyla Akademi Beyoğlu'nun zihin dünyasında ürettiği birçok yenilik olduğu gibi bütün bu hayata öncülük yapacak kıymetli projelere de sahip olduğunu altını çizmek istiyorum. Hem birçok etkinliğe ev sahibi yapacak olan konferans salonu da var. Orada bitti. Hemen yan tarafında bir bilgisayar merkezini gördük. Evet. Şimdi şöyle bir yandan dediğiniz gibi dersler var. Öte yandan hazırlık kursları var. Bir başka taraftan da Beyoğlu'nda birçok sivil toplum örgütü, dernekler, vakıflar yıllar içerisinde hep bana gelip şunu demişlerdir. Başkanım biz etkinlik yapmak istiyoruz. Bize bir yer verin. İşte dernek merkezimizi açalım. Bunları da duyduğumuz için şunu gördüm. İnsanların kendilerini ifade etmeye ihtiyaçları var. Kendilerini ifade ederken de bir mekan istiyorlar. Spor hayatında da şöyle bir hata vardır. Kulüp kuran herkes kendine ait bir sahası olsun ister. Oysa sahalar o kadar fazlalaşır ki her kulübe bir saha, o da fazla. Demek ki sahalar olmalı, kulüpler de gelip orada oyun oynamalı. Burası bir saha. Burası kültür sanat aktivitelerinin yapılacağı bir saha. Sivil toplum örgütlerimizden gençlere, insanlara ulaşmak için Beyoğlu'nda etkinlik yapmak isteyen mi var? Kapımız açık, buyursunlar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Evet, Akademi Beyoğlu bugün açılışı yapılacak İstiklal Caddesi'nde merkezi bir noktada hem kültür hem bilim merkezi olacak. Önemli bir hizmet. Bu konu hakkında Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan bize bilgilendirme yaptı diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Adem Çançar'a ve Beyoğlu Belediye Başkanı'na diyelim. Biz de bitirelim moderatörü on kuşağını ve birazdan spor haberleriyle Yaşar Temel karşınızda olacak.